sıradaki öğrenci Mediha Nur Özçetin. Evet Mediha. Merhaba hocam. Merhabalar, nasılsın? İyiyim hocam, sağ olasınız. Ben de iyiyim, teşekkürler. Mediha, Mustafa hocamla da şöyle tanışabilirsiniz. İtibaren İslam diniyle tanışmışlardı ama ilk defa bir Türk hükümdarı Müslüman olduğunu ilan ederek, halkını dine davet ederek geniş kitleler halinde on binlerce insanın İslam diniyle tanışmasını sağlamıştır. Bu anlamda Karahanlı Devleti önemlidir ve Karahanlı Devleti döneminde de Kırgızlar yine başrol oynamışlardır. Diğer atölyelerde özellikle Anadolu ile ilgili atölyelerimizde bahsettiğimiz Moğol hakimiyeti dönemi var. Bu coğrafya aynı zamanda Moğolların da ana vatanı diyebiliriz. Atlar ilk önce kaçarlar. 3-5 kilometre koşarlar, sonra dönüp bakarlar o neydi acaba diye, neden korktum ben diye orada düşünürler. Bu bizim için çok büyük bir handikaptır. Atlarımızın korkmaması lazım, cesur olması lazım. Bu cesareti biricisinden, sahibinden alırlar. Dedik ya, atın kültürümüzde bıraktığı izleri konuşacağız diye. At sahibine göre kişiler diye bir söz var. Bu binlerce yıllık bir tecrübenin ürünüdür. Su kenarlarında yaşayan kuşlar varken, bir taraftan da işte mitolojiden de beslenen dağın ardında Ankara kuşu da karşımıza çıkıyor. ...1876'da o küçük kilise bir yangın atlatıyor. Tabii yangın bahanesi, yani o yangını da görmese eninde sonunda böyle bir büyük kiliseye ihtiyaç var. Yangının sebebi şu oluyor, o kiliseyi komple yıkıp yerine böyle büyük bir kilise yapıyorlar. İşte 81'de bitmiş, 1881 bunun yapılışı. Bu Surp Yerertutyun, yani baba, oğul, kutsal ruh üçlemesine inanarak yapılmış bir kilise. Ermeni Ortodoks Kilisesi. Yürüdüğümüz meydan Bizans'ın at meydanı, Osmanlı Devleti'nin cirit oyunlarının oynandığı meydan. 5,5 futbol sahası genişliğinde 100 bin kişiyi bünyesinde barındırabilen, şu an yürüdüğümüz yolda at arabaları gidiyor. Gladyatörü falan izlediniz mi? Oradaki hayvan yarışları bu meydanda yapılıyor.